neden Kur'an'ın 34. ayetindeki Nisa suresinde kadın ve erkeğin eşit olmadığını savunuyor. Hatta kadın erkek kadından boşan, erkek kadını dövebilir, her türlü bu hakka sahip ama mesela kadın erkekten boşanamıyor. Hani bir sürü bunların kanıtı da var yani başka ayetlerde de. Neden, ben bunu merak ediyorum. Benim güzel yüzüm, bak sen aydınlanmışsın, bu oyunu da fark etmişsin. Geleneksel Ortodoks sistemin bu acımasız açmazını, hurafelerini yüzlerine vuruyorsun. Bir oyundu bu, bu oyunu bozduk. Evet. Kadının dövülmesi diye Kur'an'da bir ayet yok. Nisa suresi 34'te de erkeklere kadınları koruyup kollama teşviki var. Yani kadınlara karşı üstün olmadan bahsetmiyor Allah ayette. Kadınları koruyup kollamada görevden bahsediyor. Yani çünkü gücünüz, kuvvetiniz var, imkanınız var. Kadınları koruyup kollayın, siz bu konuda görevlisiniz diyor Allah. Yani özetle Kur'an'da kadını dövme diye bir ayet yok. Kadından uzaklaşma vardır. Yani seyahate çıkma, annesinin yanına gönderme veyahut kendi evine gönderme, bir süre görüşmemek. Dövme yok. Yani çok şiddetli bir gerilim varsa bir süre görüşmeme var. O arada da sonra da hakemler araya giriyor. Ayette hakem tutun diyor. Hakemler barıştırmaya çalışıyor ama buna rağmen olmuyorsa boşanma oluyor. Boşandıktan sonra kadın iddet bekliyor. Bekledikten sonra yine istiyorsa, kocasına dönmek istiyorsa geri dönüyor. Yahut istemiyorsa da başkasıyla evleniyor. Konu bu. Yani orada dövme ifadesi yok. Bir kere o yanlış. Erkeklere de Allah sorumluluk veriyor. Yani bakacaksın, koruyacaksın, kollayacaksın, yardımcı olacaksın, para vereceksin. Mesela erkeğe nasıl Allah emrediyor? Diyor ki, boşandığında evinden çıkartma kadını. Evinde dursun. Kendine imkan buluncaya kadar, o işte o iddeti bitinceye kadar evinizde tutun. Yani kadın ev aramak durumunda kalmasın. Ve yüklüce, bolca ona para ve imkan verin. Yani bundan da kaçınmayın diyor Allah. Yani bunda iktisat edeceğiniz tutmasın. Evlenirken de yine ona para verin diyor. Bu yükümlülüklerden bahsediyor ayet. Yani birçok yükümlülüğünüz var. Ama bu bir üstünlük ve güzelliktir erkek için. Bunu söylüyor Allah. Bu hakikaten bir güzellik. Çünkü bak evlenirken para veriyor. Boşanma durumunda da para veriyor. Onu da evinde tutuyor. Ve güzel davranma emri veriliyor. Allah ayette bunları belirtiyor. Ama bu paralar, yani kadının geçimini sağlayacak şekilde nafaka verilmesi. Yani kadına para veriyoruz. Geçindiriyoruz. Bu nimet yönüne Allah sizi nimetlendirdi diyor erkeklere Allah. Yani böyle bir güzelliği yapma imkanı verdi. Bu sizin için bir üstünlüktür diyor. Mesela bir insan çok saygılıdır. Üstünlüktür bu. Efendim, cömertlik yapar, üstünlüktür. Bu cömertliğiniz de bir üstünlüktür diyor Allah. Yoksa insani üstünlük, yani yaratılıştan gelen bir üstünlüğünüz var anlamında demiyor. Yani ırk üstünlüğü vardır demiyor ayette. Hizmet üstünlüğü var diyor. Hizmet yönü. Bu yönüyle ama. Bu yönüyle bir üstünlük var diyor. Bir güzellik var. Nisa suresi 34. Allah'ın bazısını üstün kılması ve onların kendi mallarının harcaması nedeniyle, bak, onların kendi mallarının harcaması nedeniyle erkekler kadınların üzerine sorumlu gözeticidir. Sorumlu, bu tabii ki bir üstünlüktür. Ama Allah ayette bunu sorumlu gözeticidir anlamında diyor. Ama bir ahlak üstünlüğüdür bu, güzellidir. Salih kadınlar gönülden Allah'a itaat edenler, Allah'ı nasıl koruduysa görünmeyeni koruyanlardır. Nuşuzluğundan korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra onları yataklarınızda yalnız bırakın. Yani sevişmeye yaklaşmayın. Bu da yetmezse dareve, dareptüm, evden uzaklaştırın. Ve size karşı tavırlarını düzeltirlerse aleyhlerine bir yol aramayın. Yani onları zorlayacak bir şey yapmayın. Ama buna rağmen düzelmiyorsa da ayet devam ediyor. Hakem oluşturun. Aranızda hakem oluşturun. İki taraftan. Hakem
Mesela 4 kişilik hakem. 2 kız tarafından, 2 erkek tarafından hakem. Durum değerlendirmesi yap. Bunları iknaya çalışıyor bu kişileri. Buna rağmen olmasa boşanın. Boşanmada da kadın iddet beklesin. Boşanma müddeti beklediği yaklaşık 3 ay kadar. Bekledikten sonra kadın pişman olur da vazgeçerse yine eşine dönsün diyor Allah ayetler. İstemiyorsa da başkasına evlensin. Burada adaletsiz, hukuksuz bir tane ifade yok. Evet, evet. Hepsi güzellik, hepsi sevgi. Bu aynı kelime hocam. Siz şey demiştiniz, Kur'an'ın başka yerinde de yine yolculuk olarak geçiyor. Tabii, evet. Kur'an ayetinde aynı kelime. Aynı kelimesi gibi. Kelimesinde yolculuk olarak geçiyor. Evet. Zaten ayet, bakın, böyle dümdüz giderken evet, aniden böyle bir şey olmaz. Evet, inşallah. Bak dümdüz gidiyor, böyle gider o. Peş peşe yani çok makul bir akış var. Birdenbire kadının ağzını burnunu patlatın, kaşını gözünü yarın diyeceksin, diyorsun. Evet. Yani gelenekçi izler. Sonra dövdükten sonra da hakem çağırın diyorsun. Adam tedavi için mi geliyor? Muayeneye mi geliyor? İki tarafı anlaştırmaya mı geliyor? Kadını dövdükten sonra hakemi niye arıyorsun ya? Dövmüşsün zaten, ağzını burnunu kırmışsın yani. Ne hakemi yani? Bak, kadın annesinin evine gidiyor, ayrılıyor. İki taraf ayrılıyor. İki tarafa hakem gönderiliyor. Hakem onlarla da konuşuyor. Onlarla da, erkekler de kadınlarla da konuşuyor. Arayı düzeltmeye çalışıyor. Yine olmazsa boşanıyor. Evet. Bu kadar. Bak, boşanmayı da Kur'an yine yeterli görmüyor. Diyor ki iddet beklesin. Belki pişman olur. Bekliyor. Yani sinirleri geçer. Sonra istiyorsa eşine gene geri dönebilir. Ama buna rağmen dönmek istemiyorsa kesin kararıdır. Başka erkekle evlenir diyor. Başka erkekle evlenir. Ama ondan da boşanmak isterse diyor. Yine eski eşine de dönebilir diyor Allah ayette. Yani kadınları öyle zorlayan, açmada sokan hiçbir hüküm yok. Yok, evet.